Evet değerli izleyicilerimiz, burası da Pazarlı Belediyesi'ne ait bir tesis. Evet, tesislerin yapımları devam ediyor. Bildiğiniz gibi en azından az önce haberimizden de bahsetmiştik. Ben 2 senedir pazara geldim ve şu anda 2 sene sonunda bu hale geldi. Pazarlar belediyeden, pazar belediyesinden sosyal tesisleri bekliyorlar. Ben en azından 2 senedir pazarlı olarak bekliyorum. Çünkü pazarda böyle insanların güzel sevdiklerini ağırlayacak ya da sevdikleriyle oturacak, denizi seyredecek ve günün keyfini veya yorgunluğunu çıkartacak bir yer arıyor. Pazarda böyle bir yer yok. Ama hemen komşu ilçelerimize baktığımız zaman aynı şartlar altında, hatta aynı belediyelerde bu tesislerin yapıldığını ve halkın hizmetine sunulduğunu evet biliyoruz. İşte biz de bu tesislerin ne durumda olduğunu merak eden, bizleri sıkıştıran, siz yerel basıncınız için haber vermiyorsunuz diyenlere buradan görüntülerimizi sunuyoruz. Birkaç defa belediye başkanımızla yapmış olduğumuz konuşmalarda tabii ki tesislerin biteceğini söylemişti. Şu anda gördüğünüz gibi duvarlar çekilmiş, tamamen orijinal taş duvarlar çekilmiş. Üstüne de demir çatı atılmış durumda. Herhangi bir çalışma yok. Ama pazarların yıllardır beklediği, belediyeden beklediği bir tabii ki bir sosyal tesis bu. Şu anda sizlere görüntülüyoruz ve hiçbir çalışma şu anda yok. Evet değerli izleyicilerimiz, tesislere yaklaşıyoruz. Merak edenler varsa işte pazarda, pazar belediyesinin pazar halkına hazırlayıp sunacağı tesislerin şu andaki son durumunu sizlere aktarmak istiyorum. Evet, duvarlar tamamen güzel bir şekilde yapılmış. Evet, şu anda bölmeler hazır. Ve gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Evet, bitince çok güzel olacak ama ne zaman biteceği hakkında da herhangi bir fikrimiz yok. Belediyeye de sorduğumuz zaman evet, çalışmalar devam ediyor. Ve işte bir an önce bitireceğiz diyorlar ama şu an bitmedi. Ben en azından tabii ki 2 sene oldu. 2 senedir buradayız. Şu anda 2 senedir bitmediğine ben şahitim ama benden önceki durumların ne olduğunu da tabii bilemiyorum. Herhangi bir ay veya yıl desem yalan olur. Bu nedenle sevgili izleyicilerimiz en az 2 senedir bu tesislerin şu anda şu hale geldiğini söyleyebiliriz. İlk görüntüleri bende mevcut, sadece ve tablası atılmıştı. Şu gördüğünüz yerdeki tabla atılmıştı. Yerdeki tabla vardı. Daha sonra çalışma olmadı mı oldu. Gördüğünüz gibi çalışmalar olmuş. Ama tabii ki şu andaki durumu bu. Evet, demir profillerle destekler yapılmış. Tavanlara demir profiller atılmış. Şu anda böyle duruyor. Tabii ki pazar halkı da bir an önce bitmesini istiyor. Az önce dediğimiz gibi belediyeye ait, evet, kendi şahsına, belediyenin kendi şahsına ait böyle bir tesis yok. Burası da evet hemen tesisin balkon kısmı herhalde. Üstü böyle gördüğünüz gibi demirlerle, profillerle kaplanmış ve önde deniz manzarası. Tabii ki bunu yapıldığı zaman çok çok daha güzel olacak, büyük bir hizmet olacağını buradan da vurguluyoruz. Şu anda evet, önü de evet, yüzme durumuna müsait. Tabii ki belediye gerektiği zaman buraya gerekli herhalde çalışmalar da yapacaktır. Çevre düzenlemesi yapacaktır. Şu anda evet, balkon kısmı olarak
görülen kısımdayız ve ilerliyoruz. Hemen karşımızda Ardeşen, Fındıklı, Hopa ve Batum manzaraları var. Hafiften rüzgar esiyor. Gerçekten bir an önce bu yerin pazara kazandırılması gerektiğini vurguluyoruz değerli izleyicilerimiz. Tabii ki tüm sorumluluk belediyede. Bu nedenle belediyemizden de bu testlerin bir an önce bitirmesini istiyoruz. Hani olunca olur diyorlar. İşte şu gördüğünüz köprü burada yoktu. Karayolları tarafından hemen istenince anında yapılıyor demek ki. Evet, karayolları tarafından ihtiyaç görüldü ve hemen anında köprü bitirildi. Köprü şu anda resmi olarak açılmasa bile ama halka hizmet ediyor. Bir an önce bu tesisinde dediğimiz gibi açılmasını istiyoruz. Pazar halkı istiyor. Şu anda gördüğünüz gibi geri dönüp iç kısımları tekrar gördüğünüz pazar tarafına dönüyoruz. Tabii ki pazar manzarası da çok çok güzel değerli izleyicilerimiz. Yapıldığı zaman güzel belediyemize ve pazarımıza layık bir yer olacağına inanıyoruz. Ama tabii ki bir an önce yapılmasını da bizler istiyoruz. İstiyoruz ki bu halkımızda tabii ki bu yapılan kademeyi hangi mertebede olduğunu görsün. Merak ediyorlar işte pazara ait sosyal testler ne zaman açılacak, ne durumda diye. Biz de bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. İşte şu anda pazar görüntülerini görüyorsunuz. Pazar kısmının sahili, kumsal. Evet, buralar tabii ki çevre düzenlemesi yapıldığı zaman çok güzel olacağının inancındayız. Evet, ve pazar tarafı ve pazarın bir başka yüzü diyelim ki kirazlık tarafı, bulep tarafı tamamen İstanbul'u aratmayacak bir içi niteliğinde görüntüler var. Apartmanlar, son model apartmanlar ve tabii hemen karşısında liman. Evet, buradaki görüntülerimizi buradan sizlere aktardık. Amacımız bizlere devamlı soran, pazardaki belediyenin sosyal testleri ne durumda bizlere aktarır mısınız diyen izleyicilerimize bu görevi yerine getirerek işte size son görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda belediyeye ait tesislerin son durumu bu. Evet, bir an önce yetkililerinden bu tesislerin açılması, pazara ve yöreye kazandırmasını istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Evet, kolay gelsin. Güzel bir pazar gününü böyle geçiriyorsunuz burada. Öncelikle isminizi alabilir miyim? Sizi tanıyabilir miyiz? Kimle görüşüyoruz? Emekli öğretmen Mecit Gürsoy. Mecit? Gürsoy. Mecit Gürsoy. Tekrar hoş geldiniz. Mecit Bey, hava da güzel galiba. Havayı değerlendiriyorsunuz. Herhalde hastam vardı. Hastaya bir dişeletimizi hava aldırmaya geldik. Evet. İklik havası. Gerçekten hastam açıldı. Yalnız işte hasta açıldı da sahillerde ayaküstü masa yok. Burada kalıyoruz. Şu arkamdan bakıyorum. Güzel bir tesis görüyorum. Evet, evet. Hem ticaretle uğraşıyordum, hem emekli öğretmenim. Sosyal yönden voleybol temsilcisiyim. Vatandaşlara hizmet veriyorum. Ben de karşılığında hizmet ben de almak istiyorum. Benim verdiğim gibi. Ama bir bakıyorum 2 senedir burası boş gördüm. Gelip de burada ailemle oturup bir şey yapayım ama 2 sene yapılmıyor. Merak ediyorum. Sizlere, yetkililerden soruyorum. İkisi acaba maddi yönden mi bir sorun var? Yoksa belediyenin veya devletle bir inşaat limanda bir sorun mu var? Biz bekliyoruz ki yetkililerden, vatandaşlara hatta katkıda bulunuyoruz. Burasının bir an önce açılmasını bekliyoruz. Bunu sizden rica ediyorum. Yetkililere bildirmenizi istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ailem burada hasta, çoluk çocuk. Hem çay topladılar, çay bitirdiler. Onu kutluyoruz. Hastayı getirdik. Hastayı kutluyoruz. Kendisini de güzel geçiriyoruz. Hatta uyarı alıyoruz burada oturmayın diye de böyle bir yerimiz varken burada oturalım da yetkililerden, polis arkadaşlarımızdan, memurlardan
ikaz almayalım. Yani oralarda oturalım. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, işte vatandaşımız havayı değerliyor. Bu güzel denizi değerlendiriyor, güzel rüzgar değerlendiriyor ve şu anda ailece dedikleri gibi bu alanda güzel bir piknik havasını yaşıyorlar. Ama dedikleri gibi bir an önce arkamızda bulunan tesislerin açılmasını istiyorlar. Tesisler açılsa da dediğimiz gibi bu tesislerden yararlansak diyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi yine belediyeler tarafından hizmet verilen kamelyada günü, bu pazar gününü güzel bir şekilde geçiriyorlar. Cennet gibi bir yer gerçekten pazarımız. Şu an itibariyle şu yerlerin değerlendirilmesi lazım. Tabii ki bu yerleri dediğimiz gibi hem belediye hem kara yolları tabii ki buraya el atması lazım ve pazarımızda güzelleşmesi lazım diyoruz. İşte gördüğünüz gibi gelmişler, güzel bir pazar gününü yaşıyorlar ve bu tesislerin de bir an önce halka kazandırılmasını istiyorlar. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Gökçen Gürsoy Erdoğan. Gökçen? Gürsoy Erdoğan. Gürsoy Erdoğan. Ha, Gürsoy Erdoğan. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, güzel bir havaya değerlendiriyorsunuz herhalde. Evet. Kısaca ne yapıyorsunuz? Bir kısaca böyle. Ailecek oturmaya geldik. Çardağı gördük. Fakat böyle güzel bir havada şurada bir tesis gördüm. Aslında böyle yerler var mıydı onu da bilmiyordum. Bayağıdır da görüyoruz aslında ama yapılmasını da bekliyoruz ama bir türlü ulaşamadık amacımıza. Evet. İnşallah en kısa zamanda yapılırsa gerekli ilgililere sesimizi duyurabilirsek, getirebilirsek sizin aracınızla çok mutlu oluruz çünkü gerçekten zorlanıyoruz. Masamız yok. Çay demlemek zor oluyor. Zor oluyor. Evet. Çocuklar var. İhtiyaçları oluyor. Yani gidip gelmek de zor oluyor. Böyle güzel bir yerde denizin kenarında bir çay yudumlamak güzel olur. Deniz, doğa, evet, işte evet. Ve yani manzara. Yani hiç böyle bir yer yok. Yok. Evet. Yani siz de bir an önce yetkililerden bu güzel tesisi tamamlamasını istiyorsunuz. Büyük kutlarla bekliyoruz. İnşallah sayenizde sesimizi iletebilirsek seviniriz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Pazar gününüz güzel olsun diyoruz. Evet. Evet, evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi tesislerimizin bir an önce bitmesini istiyorlar vatandaşlarımız.